Ya tamam Kübra, üzülme artık. Yiğit çocuğu istemiyorsa istemiyor. Ölüm yok ya ucunda. Bu kadar sert tepki vereceğini hiç düşünmemiştim. Boş ver. Ya sen o babayla, ben başımdaki üvey babayla iyi veya kötü bu hale geldik. Ne güzel işte, senin çocuğunun babası olmayacak. Oh, ne şanslı çocuk. Değil mi? Yemin ederim biz daha güzel büyütürüz onu el birliğiyle. Vallahi. Hayır canım, öyle şey mi olur? Ne demek babası olmayacak? Yani bakma, Yiğit'in ilk sinir anıydı. Artık ben çocuğu da aldıramam. Yiğit de zamanla alışır. Evet, Yiğit başta itlik yaptı ama sen de yalan söyledin be Kübra. Kusura bakma yani. Ama bu işler zorlu olmaz be canım. Yani sonuç olarak ortada bir çocuk var. Sen Yiğit'i savunmazdın. Hayırdır, ne oldu? Ya ben kimseyi falan savunduğum yok ya. Gerçekleri söylüyorum. Her zamanki gibi. Sen de bir şey söylesene Sibel. Yani ne diyeyim? Kızlar, beni en iyi sizin anlamanız lazım ya. Çocukluğumuzdan beri hep bir yanımız eksikti bizim. Sizin babalarınız, benim annem. Ben bebeğim için çok bir şey istemiyorum ki. Gayet sıradan, küçücük, basit bir ailesi olsun istiyorum. Annesi babası başında olsun istiyorum. Hepsi bu. Sen Bora ile barıştın mı? Hı? Ay, yok canım ya. Böyle arada Esince mesaj atıyor işte. Konuşmamız lazım. Neyse, hadi ben yattım kızlar. Beni arama, mesaj da atma. Ne var? Arama dedim ben sana. Ya biraz önce yaşadıklarımızı yok mu sayayım ha? Evet. Bir anlık bir şeydi. Artık her şey çok değişti. Bak, Sibel, söyledim sana. Kübra, bebek falan beni ilgilendirmiyor. Bir tek sen ilgilendiriyorsun. Tamam Yiğit, ben konuşmak istemiyorum, tamam mı? Kapatıyorum. Bak, kapatma, dışarı çık konuşalım. Sakın. Bak sakın gelme buraya, kız burada. Durumu çok fena, tamam mı? Senin ondan daha büyük dertlerim var şu an. Emir'le konuşunca anlarsın. Söz veriyorum. El birliğiyle bakacağız çocuğa işte. Ben gideceğim, yarın babandan eşyalarını da alacağım. Ufak ufak düzene girecek hayatın. Ben ilk kez aşık oldum Derya. Çok aşık oldum Yiğit. Benim bütün suçum bu. Biliyorum. Ne yapalım, senin kaderin de böyleymiş. Ama bak, üzülme artık. Karnındaki ne günah.
sen de sevdin Yiğit. Ama şu an bir tek sen varsın yanımda. Senin bu yaptığını kimse yapmazdı. Ne demek o tabii ki yapacağım. Sen benim çocukluk arkadaşımsın. Ben hayatımdaki en güzel anıları seninle yaşadım. Bak sen artık düşünme bunları. Sen anne olacaksın. Sadece çocuğunu düşün. Sen çocuğuna iyi bir annelik yapacaksın. Ben de teyzelik. Düzelecek değil mi her şey? Sinir geçince düzelecek. İnşallah. Başı beladan kurtulursa. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.